Efendim, biliyorsunuz her bölgenin, her noktanın damak zevki farklı. Her zaman söylüyoruz. Anadolu'nun gittiğimiz her bölgesinde de Anadolu'nun bütün lezzet kültürünü, gastronomisini ekranlara taşıyoruz. Antalya'da daha önce de ziyaret edip ekranlara taşıdığımız Antalya'nın vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan Çakırlar'dayız. Ve Çakırlar'da kahvaltı kültürü, yani köy kahvaltı kültürü, organik bir kahvaltı kültürünün yapıldığı doğayla yeşilin bütünleştiği bir alanda, bir renkteyiz. Ve yine Sevinç Raşa ile birlikteyiz. Efendim, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sevinç Hanım'ı biz her Çakırlar ziyaretine geldiğimizde mutlaka senede bir de olsa ziyaret ediyoruz. Güzel ev sahipliğinden. Biraz sıklarsa iyi evet, olur. Biraz bu mesafeyi uzatmadan sık sık geleceğiz çünkü. Her fırsat buldukça yoğunluğumuzdan ancak fırsat bulabiliyoruz. Çakırlar deyince mangal ve kahvaltı. Yani şehirde yaşayan insanların en çok uğrak noktalarından bir tanesi. Hafta stres sonu. Atmak için. Hafta sonu genelde. Fırsat bulan herkesin ilk uğradığı ziyaret yerlerinden bir tanesi. Evet. Sevinç Raşa'yı biz gene bir daha önceden tanıyorlar, onu yakın tanıyanlar da biliyor ama tanıyalım bir. Ama biz Hatay mutfağını kahvaltı olarak, yani mutfak olarak demeyeyim de kahvaltı olarak Antalya'ya taşımayı düşündük. Böyle bir şeyler yaptık. Değiştirdik yani. Çakırlar dediniz mi, bazlama, gözleme kültürü genelde çok fazla. Biz Hatay mutfağından bir takım zahter salatası, zeytin salatası, tuzlu yoğurdumuz. Bir değişiklik yapmak istedik ve başarılı olduğumuza inanıyorum, bilmiyorum, bayağı bir müşteri potansiyelimiz var. Memnunuz yani. Her şeyi biz yapıyoruz. Organik her şeyimiz, reçellerimiz. Hatay'ın mutfağını buraya taşınsa zaten sevgili izleyiciler, bu alanda, bu koca masada diyelim. Evet, yani sadece mutfak olarak, çünkü çok geniş, biliyorsunuz. Çok geniş bir konsepti evet. Var. Sevinç Raşa çok cesur, girişimci, çok riski alan, insanların da çok riski alan, katkısı var yani. Emekçi bir kadın, mücadeleci bir kadın. Gerçekten söylüyorum, bütün en zor zamanlarda en hızlı çözüm üreten insanlar arasında biliyorum, yani tanıyorum. Yemek sektörün, yani ben yemek olarak diyeyim daha doğrusu, bu konuda başarılı olduğumu söylüyorlar. Ben demeyeyim artık. Vallahi ben Sevinç Hanım'ı her konuda başarılı buluyorum. Sağ olun. Lezzeti yakaladığıma inanıyorum. Yani müşterilerimiz de çok memnun. Bütün ürünlerimiz Hatay'dan geliyor. Doğayla, açık havada, mekan geniş, ferah. Herkesin hafta sonu uğrak noktası gibi olduk yani. İnsanlar az önceki sizin de söylediğiniz gibi sadece klasik bazlama, gözleme, evet, bu evet. Alanın hakim. Meze olarak getirince zeytin salatası, zahter, biliyorsunuz Hatay'ın evet. Meşhur zahteri. Zimemiz, şeyimiz, tuzlu yoğurdumuz. Bunlar burada Antalya'da pek olmayan şeyler. Aynen. Diyelim. Hataylıların taşıdığı bir lezzet bu. Yani bilmiyorum, başarılı olduğumuza inanıyorum. Neden zeytin dalı? Zeytin dalı, yani benim şey yaptığım bir isim değil ama. İlk hanımefendinin kurduğu bir, zaten burayı da yine hanım. İşletmeci. Bir hanım işletmeci almış, o şey yapmış. Oradan yani zeytin evet. Dalının bizde bir bağlantısı yok. Evet. Ama zeytin dalı olunca zeytin ağaçlarımız var, biliyorsunuz. Alanın adına yakışır bir isim olmuş. Olmuş, evet, bence uygun bir isim. İsim. Peki insanlar buraya geldiğinde, Sevinç Raşa'nın yerine geldiğinde, mekanına geldiğinde, genelde insanların ne tür talepler oluyor? Nasıl, ne tür yani, beklentiler ne oluyor yani yemeksel ya olarak? Şimdi şöyle, tabii olarak. Bu ağızdan ağza, kulaktan kulağa gittiği için. Çünkü biraz evvel, az evvel de söylediğim gibi, her yerde buradaki çakır bütün şeyleri var, mekanlar var. Kahvaltının mekanı mı diyeyim, yeri diyeyim, merkezi diyeyim çakırlar. Evet. Ana vatanı yani Antalya'da. Biraz öyle gibi. Evet. Onlarda tabii ki bizim tarzımız şey yok, meze tarzları yok. Yani bunlar özellikle insanlar, zahter salatası, zeytin salatası. Biliyorsunuz Hatay'dan halhalı küçük zeytinler getiriyoruz. Onu çok seviyorlar. Bir de burada ben... Evet, közlenmiş biber. Bunlar ben samandağ biberim efendim bunlar. Yok değil, ama samandağlı biberimiz de var dolapta bazen. Sevgili izleyiciler, yani onu özellikle... Onu herkes yemiyor. Evet, özellikle...
Samandağ biberi Hatay'da çok meşhur bir biber, çok acı bir biber. Mesut Yarra daha çok aynen, şey oldu. Daha çok ünlendi. Kilo verme konusunda da çok ciddi bir şekilde yağ eriten. Ama bir, çok acı. Çok acı. Herkes yiyemiyor yani. Tahammül sınırlarınızı zorluyorsanız, acıyı da seviyorsanız hiç sorun yok. Ben burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Her zaman bekliyoruz. Hoş bulduk. Ekranları başında şu an bizleri izleyenlere neler söylersiniz, neler tavsiye Zeytin edersiniz? Zeytin dalına bekliyoruz. Zeytin dalına. Bir de ben kapatmadan şunu sormak istiyorum, söylemek istiyorum. Herkese bilindik bir söz söylem. Biliyorsunuz insan hayatında kahvaltı zengin işi mutluluk derler. Yani mutluluk, mutluluk adına. Günün kahvaltıda sınır yok. Mı? Yani kahvaltı yemesinde hiçbir diyet, hiçbir doktor sınır koymuyor. Akşam işi, fukara işi olması gerekiyor. Fakir işi olması gerekiyor. Yani az yeme adına. Ama gördüğünüz gibi kahvaltı günün başlangıcı olduğu için insanlar daha bir zinde oluyor. Mutluluğunu bir etkiliyor mu acaba? Cidden? Öyle diyorlar. Ben bilmiyorum. Ben hazırlıyorum sadece. Ha, yiyen biz bakalım biz ne kadar çok mutlu olacağız. Evet. Bunların hepsinin tadına bakacağız. Peki, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sevinç Hanım çok yoğun. Ben onun kıymetli vakitlerini de almak istemiyorum. Yok. Ziyaret etmişken Sevinç Hanım'la burada bir hoş bir seda bırakalım istedik. Biz izleyenlere buradan selam ve saygılarımızı bekliyoruz. Yolluyoruz. Kahvaltıya bekliyoruz. Allah'a emanet. Çok sağ teşekkür olun, ediyorum. Sağ olun.